Ayşen de demişti ki... Ama ilginç şeyler var. Yani biraz şaka gibi geliyor kulağa ama... Daha çok açık olmanız gerekmez mi? İnsanlar, kafeler. Demesek daha iyi olur. Cenk'in iddiasına göre çiğ. Kaçırmayın yani buralara gelmişken. Burası ışıl ışıl, kalabalık, gürültülü. Dikkatinizi çekmemesi imkansız. Gelin mutlaka burada fotoğraf çektirin, yoksa Hamburg'a geldiğinize kimse inanmaz. Herkese selam. Merhaba. Bugün Hamburg'dayız. Evet, Almanya'ya geldik hafta sonu seyahati için. Sadece cumartesi ve pazar günü buradayız. Fazla vaktimiz yok. Az zamanda çok yer görmeye çalışacağız. Farklı şeyler yiyeceğiz size de. Farklı şeyler göstermeye çalışacağız. Hadi. Hadi. Madem ki Hamburg'dayız ve karnımız aç, o zaman ilk durağımız bir hamburgerci olması lazım. Yani biraz şaka gibi geliyor kulağa ama hamburgerin adı aslında Hamburg'dan geliyor. Burası etleriyle meşhur bir şehir. Zamanında buranın et stilini alıp Amerika'ya götüren göçmenler zamanla bu ekmek arası eti bugün bildiğimiz hamburgere çeviriyorlar. Biz tabii o yıllardaki hamburger değil, bugünlerde meşhur olan hamburger çeşidini yemiş olduk burada. Çok tatlı bir mekandı. Siyah Angus etinden güzel hamburgerler yapıyorlar. Nefisti. Yine bir bit pazarı tabii ki buldum. Burası Flohmarkt Flochanze. Yanlış söylemediysem zaten yazdık orada bir yerlere. Biraz giyim odaklı, çok böyle antika yok. Çok beğendiğimiz bir şey çıkmadı ama ilginç şeyler var. Cumartesi günleri sabahtan açıkmış saat akşamüstü 4'e kadar. Merak ederseniz gelin bakın ama Hamburg'da bunun dışında da bir sürü bit pazarı kuruluyor diye biliyorum. Bizim fazla vaktimiz olmadığı için ben onları araştırmadım ama siz meraklısıysanız mutlaka bir bakın. Yerin 24 metre, Elbe Nehri'nin ise 12 metre altındayız şu anda. Burası Elbe Tüneli. 1911 yılında inşa edilmiş ve amacı da Elbe Nehri'nin bu tarafında olan işçilerin karşı tarafta olan evlerine gidip gelmesini kolaylaştırmakmış. O yıllarda 426 metre uzunluğundaki bir tünelin bu kadar derine ve bu kadar zor şartlarda inşa edilmesi neredeyse bir mühendislik mucizesi olarak görülüyor. Bugün hala nostaljik olarak sadece yayaların trafiğine açık ve de çok ilginç asansörleri var. Onlarla aşağıya inip çıkabiliyorsunuz. Üstelik bisikletinizle bile gelebiliyorsunuz. Hamburg'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer. Zaten girişi de ücretsiz. Kaçırmayın yani buralara gelmişken. Yanımda Elbe Nehri'ni ve St. Pauli Limanı'nı görüyorsunuz. Hamburg aslında Kuzey Denizi'ne tam 110 kilometre uzaklıkta ama Elbe Nehri'nin yapısı büyük gemilerin buraya ulaşmasına olanak veriyor. Bu yüzden de Hamburg Avrupa'nın 3. en büyük limanına sahip. Rotterdam ve Anvers'ten sonra. Gariptir ki biz ikisine de gitmiştik. Üçüncüsünü de görmüş olduk. Tek tek Avrupa'nın en büyük limanlarını geziyoruz diyebilir miyiz? Demesek daha iyi olur. Çünkü öyle bir iddiamız yok. Neyse dönelim. Ne diyecektik başka? Tabii ki biz buraya sadece limanı görmeye gelmedik. Çevremizde Elbe Nehri üzerinde gezinti yapan bir sürü tekne var. Farklı farklı seçenekler var. Bunun yemeklisi var, içkilisi var, sadece gezdireni var. Bakarsanız yani gezmek isterseniz liman üzerinde hakikaten çok fazla seçenek var. Onun dışında tekneye binmeyeyim ben, yok beni nehir tutar falan derseniz acayip güzel restoranlar da var çevresinde. Sadece yürüyüş yapmak için bile buraya gelinir. Çok keyifli bir ortam. Yine Hamburg'a gelmişken mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hamburg'un limanında bir balık molası verdik. Burada olay şu şekilde gelişiyormuş. Sabahları balıkçılar taze balıkları getiriyorlarmış ve burada da böyle kafeler ve restoranlar var. Taze taze pişirip satıyorlar. Bunlardan en meşhur olan yerdeyiz. Brüçten diye bir yer. Adını çok yanlış söyledim muhtemelen. İşte bir balık ekmek aldık. Aslına bakarsanız soğan, balık ve ekmek. Yani bence Karaköy ve Eminönü balık ekmekçileri bizim çok daha iyidir diye tahmin ediyorum. Ama bir bunun da tadına bakacağız. Yani görüntü beni çok cezbetmedi. Ringa balığıymış bu. Cenk'in iddiasına göre çiğ. Tuzda falan pişmiş gibi. Şöyle kıracağım. İçinden doğru yiyeyim. Yani fena değil ama ben gelip de bunu ay burada
balık ekmek yemem lazım falan demem yani. Ha, bu arada bir sürü başka çeşit var. Somon var, karidesler var, değişik değişik yani. Tabii ki taze balık, farklı farklı şeyler yiyebilirsiniz ama bilmiyorum, benim tercihim mi yanlış oldu? Ama yok yani, sevmedim. Şehrin en önemli simgesel yapılarından bir tanesi olan St. Michael's Kilisesi'nin önündeyiz şu anda. Burası bizim için de ilginç bir kilise. Neden derseniz, dediniz mi? Viyana'da tesadüfen karşımıza çıkan bir bit pazarından beğendiğimiz kara kalem antika bir resim almıştık. Ve o resimde bu kilisenin resmi vardı. Ayşen de demişti ki ben bu kiliseyi bir gün görmek istiyorum. O yüzden yani Hamburg'a gelirken hedeflerimizden bir tanesi de o resmin çizildiği açıyı yakalamaktı. Yakaladık. Şimdi zaten görüntülerde de size gösterdik. İçerisi müthiş etkileyici değildi. Şöyle küçük bir tur attık. Ama asıl olayı neydi kilisenin? 132 metre yüksekliğinde muhteşem bir kulesi var. Kulesinin tepesine çıkmak için de gerçekten güzel bir asansör yapmışlar. Yani Bruges'de olduğu gibi korkunç işkencelere maruz kalmadan çok güzel bir manzarayı görme şansını elde ettik. Toplu taşıma için Hamburg kartı aldıysanız kuleye çıkmanın bedeli kişi başı 6 euro. Manzara gerçekten güzeldi. Beğendik yani. Keyifliydi. Bütün Hamburg'u aşağı yukarı özetleyen bir manzara. Hatta bir sonraki noktamızı da orada gördük ve şimdi oraya devam ediyoruz. Yolda yürürken karşımıza çıkan böyle tatlı köprülerden oluşan manzaraya denk gelince size şu bilgiyi de vereyim dedim. Hamburg en çok köprüye sahip şehir, bunu biliyor muydunuz? 2300'den fazla köprüsü var. Amsterdam ve Venedik'in köprü sayısının toplamından daha fazla köprüsü olan bir şehirmiş. Bu da böyle bilgi, kaydedin lazım. Arkamda Aziz Nikolay Kilisesi'nden geriye kalan kuleyi görüyorsunuz. Bu yapı Aziz Nikolay Kilisesi olarak 1874 yılında tamamlanmış ve tamamlandığı zaman dünyadaki en yüksek yapı unvanına sahipmiş. Üzücü olan tarafı, 2. Dünya Savaşı sırasında hava saldırılarından etkilenerek kilise parçalanmış, zarar görmüş ve geriye sadece bu kule kalmış. Şu anda da 6 euro ücreti var. Kulenin tepesine asansörle çıkabiliyorsunuz. Hamburg'daki de şu an ikinci en yüksek yapı. Televizyon kulesinden sonra Hamburg kartınız varsa 5 euroya geliyor. Biz biraz önce zaten St. Michael Kulesi'ne çıktığımız için bir daha buraya çıkmayacağız ama buranın da manzarası güzelmiş. Değerlendirebilirsiniz. Hamburg Belediye binası için Hamburg'un en güzel binalarından bir tanesi diyorlardı. Gerçekten doğru. 1800'lü yılların sonunda neo-renesans tarzda inşa edilmiş çok tatlı bir bina. Dışı olduğu kadar içi de güzel. Hatta gezebiliyorsunuz da 5 euroya rehberli turlar var. Ancak biz buraya biraz geç saatte ulaştığımız için şu anda kapandı. Fakat şöyle bahçesinden önüne doğru geçerken içeriye şöyle bir göz atma şansımız oldu. Yani gezerseniz keyif alırsınız diye düşünüyoruz. Belediye binası sadece sıkıcı devlet işleriyle değil, aynı zamanda kültür sanat aktiviteleriyle de anılıyor. Hatta ilginçtir, şu anda bizde bir filarmoni orkestrası konseri hazırlığına denk geldik. Sahne falan kurulmuş. Konser birazdan başlayacak. Biz de belki yemekten sonra uğrarız. Aynı zamanda önünde geniş bir meydan var. Burası halkın bir araya geldiği yerlerden bir tanesi. Avrupa'nın en ünlü Christmas marketlerinden bir tanesi de yine bu meydanda kuruluyor. Belediye binasından küçük bir yürüyüş yaptığınız zaman Binnenalster Gölü'nün önüne geliyorsunuz. Burası Hamburg'daki iki yapay gölden bir tanesi. Üzerinde tekne turları düzenleniyor. İsterseniz işte böyle deniz bisikleti kiralayıp gölün çevresini, hatta böyle kanalları falan keşfedebilirsiniz. Yok ben bunların hiçbirisiyle uğraşmak istemiyorum derseniz özellikle gün batımı saatlerinde gelin. Çevredeki banklara oturup gün batımını izleyebilirsiniz. Keyifli bir yer. Görmenizi tavsiye ederiz.
Hamburg Filarmoni Orkestrası gerçekten de tam söylediği saatte 8'de sahneye çıktı bu arada. Bu şaşkınlığımı da sizinle paylaşmak isterim. Almanlar dakik olur deriz ama hani bu kadarını beklemiyordum. Konserin tam dakikasında başlaması ilginçti. Neyse, biz de dedik ki madem Beethoven'ı dinledik bir de üstüne güzel bir geleneksel Alman yemeği deneyelim. Zum Spätzle adında bir Alman restoranına geldik. Bu aslında bir Güney Almanya yemeği. Temelde de bizim köy eriştesine benziyor. Yanında da benimkinin yanında köfte var. Ayşen ise peynirli ve et soslu olanından aldı. Salatalarımız geldi. İçecek olarak da Radler adında limonatalı bir bira aldık. Şimdi tadına bakayım. Sizinle de düşüncelerimi paylaşayım. Evet, bizdeki erişteye bayağı benziyor. Aç olduğumdan mıdır nedir? Böyle Türk yemeği tadı alıyorum. Lezzetli de bir şey. O yüzden bize afiyet olsun. Konseri fark edince aslında mevcuttaki planlarımız biraz şaştı. Saat olarak da geçe kaldık. Birçok yerde kapanmaya başladı. Burası bulduğumuz hani güzel geleneksel Alman yemeği yiyebileceğimiz iyi yerlerden biriydi. Daha önce de hiç denemediğim bir şey. Tam olarak hani böyle comfort food dedikleri şey var ya İngilizce'de. Lezzetli, sıcak, hamur hamur, doyurucu olacağı belli. Tavsiye ederim. Hamburg'da gece hayatı denince herkesin adını yazdığı yerdeyiz. Reeperbahn'dayız. Burası ışıl ışıl, kalabalık, gürültülü ama çok da eğlenceli görünen bir yer. Farklı müzik zevklerine ve eğlence anlayışlarına hitap eden birçok bar, gece kulübü bulabilirsiniz burada. Aynı zamanda belki de Türk yemeklerinin en yoğun olduğu yerlerden bir tanesiydi karşımıza çıkan en azından. Kebap, döner, aklınıza ne gelirse var. Şimdi tamamen güvenli bir yer demek çok doğru olmaz. Özellikle belli bir saatten sonra burada da kavgaların çıktığını, zaman zaman problemlerin yaşandığını okuduk sağda solda. Dolayısıyla dikkatli olmanızda fayda var. Ha, derseniz ki ben barla, gece kulübüyle falan işim olmaz. Sadece en azından atmosferi görmek için buraya gelip ana caddede şöyle bir tur atabilirsiniz. Son olarak da burayla ilgili bizim ilginç bulduğumuz bilgilerden bir tanesini paylaşalım. Beatles henüz ünlü olmadan önce Liverpool'dan çıktıktan sonra ilk konserlerini burada vermeye başlamış ve uzun bir zaman Hamburg'da çalmışlar. Hamburglular da grubun anısına burada caddenin üzerine onların heykellerini dikmişler. Yürürken karşınıza çıkacaktır. Hamburg'da görülmesi gereken en önemli yerlerden bir tanesi de Elbphilharmonie binası. Burası mimari açıdan zaten dikkatinizi çekmemesi imkansız. Böyle dalgalara benzeyen bir yapısı var ve eski bir antreponun üstüne inşa edilmiş. Yapımında da çok para harcanmış. O yüzden de toplum arasında da böyle soru işaretlerine sebep olmuş yapılana kadar. Ama tamamlandıktan sonra herkes bunları unutmuş. Burası sadece bir konser salonu değil ama konser salonu kısmı da akustik olarak mükemmel bir ses sunuyormuş dinleyiciye. Eğer bir şansınız olur da bilet yakalayıp burada bir konser dinlerseniz mükemmel olur. Biz denk gelemedik. Teras kısmına çıkması ücretsiz ve buradan yine böyle şehri 360 derece görebiliyorsunuz. Ama online önden bilet almak isterim derseniz o zaman da 2-3 euro gibi bir ücreti var. Ama buraya gelip hani ufak bir sıra bekleyip kapıdan yine ücretsiz şekilde bilet alıp ondan sonra girebiliyorsunuz. İçerisinde bir kafe, bir restoran, hatta bir otel var. Aynı zamanda daireler de varmış. 44 tane burada daire de mevcutmuş. Şu anda da burası Hamburg'un en ikonik yapılarından bir tanesi. Şu anda Dalstraße sokağının hemen arkasındaki kanaldayız. Nikolai Fleet diye geçen kanal. Burada böyle çok güzel eski Hamburg evleri var. Tam fotoğraf çekmek için ideal bir nokta. Dalstraße'ye girdiğiniz zaman aradaki yollardan, binaların aralarından bu kanalın üzerindeki platformlara çıkabiliyorsunuz. Ve oradan da çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ha,
Hamburg denince akla gelen ilk görüntü hemen arkamda. Bu bölge UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış kırmızı tuğlalı ikonik binalarıyla ünlü. Peki bunlar nedir derseniz, Hamburg Limanı henüz bu kadar gelişmemişken gemiler kanallarla şehirlerin içerisine girebiliyordu ve bu binalar depo, antrepo olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise böyle tatlı manzaralar sağlayan, önünde bol bol fotoğraf çektirilen simgesel bir bölgeye dönüşmüş. Bulunduğumuz bu köprünün konumunu da yine aşağı açıklamalara bırakıyoruz. Gelin mutlaka burada fotoğraf çektirin, yoksa Hamburg'a geldiğinizde kimse inanmaz. Karşınızda muradına ermiş bir Ayşen. Burada pazar günleri aklınızda olsun, birçok pastane, kafe kapalı. Yani çok saçma. Asıl pazar sabahı bunları, hani müşterileriniz falan daha çok artmıyor mu? Daha çok açık olmanız gerekmez mi? İnsanlar, kafeler. Neyse. Şimdi burada Hamburg'a özel bir pastane ürünü varmış. Hamur işi. Tabii ki denememiz gerekiyordu. Biraz böyle Kopenhag'da, işte ne bileyim Malmö'de yediğimiz hamur işleri gibi tarçınlı, şekerli. Şekil olarak da kruvasanın böyle ezilmiş, bastırılmış hali gibi bir şey. Adı da Franz Brötchen. Şimdi hemen bunun tadına bakıyorum. Bayağı güzel. Sabah bunu kahvenin yanında yemek istemiştim ama gittiğimiz yerde yoktu. Şu anda da bir kahve olsa yanında çok iyi giderdi. Onun yerine Fritz Cola aldık. Buradaki Coca-Cola yerine satılan şey. Bununla ilgili de söyleyebileceğim şey, böyle puf puf olmayan bir kruvasan hayal edin. Daha böyle içi tıknaz, hamur. Üstünde de şeker ve tarçın var. Güzel bir kahvaltılık. Bir gemi burnuna benzer şekilde inşa edilmiş Şili House'un önündeyiz. Binanın sahibi gitmiş Şili'de bir iş kurmuş, oradan zengin olmuş, sonra da Hamburg'a dönüp bu binayı yaptırmaya karar vermiş. 1924 yılında tamamlanmış, şu anda da UNESCO Dünya Mirası listesinde olan yapılardan bir tanesi. Günümüzde ofis binası olarak kullanılıyor. Gerçekten güzel bir mimarisi var. Şöyle çevresinde dolandığınız zaman size kendini beğendirtiyor efendim. O yüzden madem geldiniz buralara kadar, kanalları gördünüz, şöyle küçük bir yürüyüşle Şili House'u da görmeyi ihmal etmeyin. Evet, Hamburg seyahatimizin sonuna geldik ve dönüş yoluna geçiyoruz. Bu kadar kısa zamanda görülebilecek her yeri görüp size de göstermeye çalıştık. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada seyahatlerimizle ilgili bir soru cevap videosu çekmeyi düşünüyoruz. Bize sorularınız varsa yorumlara bekliyoruz. Son hatırlatmamızı da yapalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone olmayı, bir de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.